Neyse, Türkiye'nin gündemi bitmez, dert tası bitmez. Biz yaşasın müzik diyelim isterseniz. Ben Şevval Hanım'ı ekranda görmüştüm, bir gitti. Şu anda ekranda göremiyorum, şarjımı bitti, yerini mi değiştiriyor. Şevval, sen biliyorsunuz bu pazar günü 30. sanat yılını kutlayacak. Kendisine bayılıyoruz, ölüyoruz, çok seviyoruz. Yani hiç de sevgimizi esirgemeyeceğiz vallahi, böyle aynen açık açık söyleyeceğiz, hiç kusura bakmasın yani. Hem kadınına bayılıyoruz, hem anneliğine bayılıyoruz, hem sanatına bayılıyoruz, hem şahaneliğine bayılıyoruz. Pazar günü de ortalığı yıkacak yine. Eminim ve 30. yılı, o yüzden kendisine bir hoş geldin demek istiyorum. Şevval, sen hoş geldiniz. Güzel kadınları aslında normalde yayınlara almama kararım var. Çünkü yan yana durduğumuzda hani kim kadın kim değil belli oluyor, çok fena. O yüzden ama neyse, bugün Yok, bu kadar haksızlık etme kendine lütfen. Asla bunu kabul edemem. ay ne tatlısınız, ne şahanesiniz, yine ne kadar güzelsiniz ya, nasıl Çok doğalsınız teşekkür. her zaman öyle. Ne yapıyorsunuz? Yani eminim Ya şahane bir biraz mekan. yakalandım. Bu sokaklardayım aslında yani böyle. Aytül, hadi bağlan falan deyince nasıl ha, tamam bir yere dur bir parka gireyim falan derken böyle bayağı sokaklardayken bağlandım ama ben bu spontanlığı da seviyorum. Ben de seviyorum. Vallahi yoğun bir hazırlık içerisindeyim. Bu pazar harbi açık havada. İnanması zor ama çünkü hala çocuk gibi hissediyorum kendimi, yeni başlamış gibi. 30. yılımı kutlayacağım. Yani çok büyütülecek bir şey değil gibi dursa da benim için Değil ya. kıymetli. Az Bir değil 30 yıl yani. dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika ya, öyle kolay değil o işler. Yani harikulade geçmiş bir 30 yıl. Herkesin sevgisini kazanmış bir 30 yıl. Türkiye'nin en sevdiği, en güvendiği kadınlardan biri olmuş bir 30 yıl. Bunlar az şey değil. Bu da biliyorum çok emek gerektiren bir şey. Siz hep hayatınızı çok temiz, çok çok düzgün, çok sanatınıza odaklanarak, herkesi kucaklayarak yapmak için acayip emek gösterdiniz. Zaten muazzam bir annenin evladısınız ama sizi biz Şevval olarak seviyoruz ayrıca. Yani bu çok değerli bir şey bence. Bunun için mesela nelerden vazgeçmek zorunda kaldınız? Aslında pek bir şeyden de vazgeçmedim. Çünkü ya her yerde ben bunu dile getiriyorum. Çok dışa dönük değil, daha çok içe dönük bir yapıyım. Hep kendini tezahür ettirme derdinde olan biriyim. Ve yani eğer çok fazla dış dünyaya kulak assaydım, herhalde bugün bu 30. yılı kutlayamazdım. Hani hata yapmaktan da çok çekinmediğim için vazgeçtiğimde çok fazla bir şey olmadı. Zaten hayatı ben çok daha naif ve daha böyle basitten kastım böyle hani sığ bir yer değil yani. Derin ama sade bir yerden deneyimlemeyi de seviyorum ama güçlü bir yerden de deneyimlemeyi seviyorum. Eleştiriyle beli bükülen, iltifatla başı dönen biri olmadığım için yani zaman içerisinde belki de bazen çok belden aşağı saldırılar da oldu. Ama rağmen sadece dikkat ettiğim şey hep benim içsel motivasyonumu ve niyetimi korumaktı ve ondan emin olmaktı. Ondan emin olduğum müddetçe de yani ne meydan muharebelerinden burnumun doğrultusunda çıktım ve çok şükür 30. yıla da devirdim. Tabii ki seviliyor olmak, güveniliyor olmak... Şöyle bedelleri oluyor. Ya bedeller olmuyor da çok fazla kendinize çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü yani bizim herkesin gözü önündeki hayatımızı böyle hani hem kontrol ederek hem söylediğiyle yaptığı arasında büyük çelişki olmadan tutarlılığı muhafaza ederek var olabilmek için gerçekten içsel dünyaya çok sağlam kafa patlatmak gerekiyor. Ve hakikaten hata yapmaktan, risk almaktan korkmamak gerekiyor. Ben buralarda iyi olduğumu düşünüyorum. O Harikasınız. yüzden Gerçekten öylesiniz. İçsel dünyaya yaptığınız yatırım çok değerli. O fark ediliyor ve insanlara da ilham veriyor. Şimdi chat'e bakıyorum, bir yandan sizi dinliyorum. Hani gözüm bazen ekrandan ayrılıyor. Ama sizinle ilgili yapılan yorumları okumak için ayrılıyor. Onları ekrana da veriyorum. Siz şimdi telefondan bağlandığınız için hepsini çok net bir görmüyor iki olabilirsiniz. tane gördüm. Bu kadına bayılıyorum diye teşekkür et. Çok ciddi bir sevgiseli var burada size. Ve gerçekten çok seviyorlar. Bir de şunu soruyorlar ama, o sizin içsel yolculuğunuz bir Anadolu derinliği, böyle bir yani o var sizde gerçekten. Yani Türk, yani Anadolu insanı olan sevginiz, dolayısıyla çok değişik hikayelerden gelen dostluklarınız, mesela sevgili Kazım Koyuncu ile olan dostluğunuz falan, bunlar hep biliniyor.
Ama insanlar bir de tabii şeyi soruyorlar. Ya bu kadın kendisi 30 yaşında zaten. Neyin 30 yaş, 30. Şahane ya. Benim motivasyonlarım ama ben bu motivasyonlar sayesinde belki de hep 30 kalabilirim. Gerçekten bana da anlatır mısın lütfen? Yani ben de elimden geleni yapıyorum. 54'te hiç kimse 45 göstereyim falan diye ama yine ben de. Ben 50'yim valla. Yani 51'im hatta. Maşallah. 51 kere maşallah diyeyim. Ne yapıyorsun? Bir kere acayip dikkatli besleniyorsun biliyorum ama onun dışında yaptığın bir şey var mı hakikaten? Yani şöyle insanın ben hep gençliği şöyle tarif ediyorum. Neşesi, merakı ve hevesi canlı olduğu ölçüde, ben yaşam enerjisi çok yüksek biriyim. Yani bu dünyayı da böyle Ahmet Kasım Amel'in çok sevdiğim bir hocamdır. Hakikaten hayatımı dönüştüren bir bilgi aktarımı olmuştur benim hayatıma. Çok büyük bir katkısı olmuştur bir dönem. Yani gerçekten, ya ne diyordum? Ya Ahmet Hoca'nın söylediği bir şeyi söyleyecektim. Çok da fazla önemsememek lazım. Yani daha doğrusu yani kendimizi önemsemeliyiz ama çok da ciddiye almamalıyız herhalde. Onun lafını burada hani aktarmak istedim. Neticede böyle bazı simülasyonlar var ya, işte dünyadan böyle bir çıkıyor, gidiyor uzaya. Uzay boşluğunda işte bir sürü gezegenler, galaksiler, galaksilerin ötesinde başka galaksiler. Yani o kadar toz tanesiyiz ki geçirdiğimiz bir saniye aslında paradoksal olarak yani hem çok büyük hem de çok toz kadar küçük. O milisaniyeleri bile ne kadar mutlulukla ve kabullenişle ve alçakgönüllülükle doldurursak işte buraya geldik. Neden geldiğimizi bilmiyoruz ama nasıl çözersek en azından biraz daha idare edilebilir bir hayat bu yani. Ve çok da sürprizlerle dolu. Ben hala çok şaşıran, çok böyle sevinçleri olan, ne bileyim hani tabiatla kurduğu ilişkide her seferinde büyülenen, kendi sağlığını ve varoluşuna saygı duyduğu için sağlığını korumaya çalışan, yapay güzelliklerin peşinde koşmayan, gerçek rezonansların peşinde koşan biri olduğum için bilmiyorum bunlar mı genç tutuyor, ne olduğunu da bilmiyorum ki. Yani odağımda böyle genç kalmaktansa hani böyle tatlı tatlı bu hayatı yaşayıp paylaşmak, hani kendini tezahür ettirmek, sağlıklı olmak, bunlar var. İçi doldurunca dışa yansıyan da güzellik ve gençlik olarak yansıyor herhalde. Çünkü o kadar güzel de olmayabilirim ama hani böyle insanın gülünce, gerçek anlamda gözün içi güldüğü zaman zaten biraz güzel oluyor. Ben de gülmeyi seviyorum. Mesela şimdi telefonun üzerimde şahane bir böcek dolaşıyor. Harika. Gerçekten dikkatimi dağıttı. Turuncu siyah. Bir denk tamam. Gelse kameranın önden geçse diye bakıyorum ama geçmedi. Evet. Ama sadece ayaklarını görebiliriz o böceğin. Oysa biz kendisini de görmek isteriz. Bakayım. Bir böcek bir çiçek şeklinde. Ha, bak, eline konabilirsin. Sen de bayağı çok tatlı. Ha, göster bakayım. Bak görüyor musun? Uğur böceği. Bir de mesela uğur böceğiymiş o. Aa bak görüyor musun? Aa evet. Evet bak görüyor musun? Hiç korkmuyor kadın. Gördüğünüz üzere gayet böcekler. Aynen. Kimisi çok tutamadı. Tatlı. Çok tatlı. Peki ben buldum. Evet. Manşeti atıyorum. O zaman şöyle. Evet. Ego yaşlandırıyor. Ego yaşlandıran bir şey. O yüzden. Olabilir doğru. Egodan kibirden uzak yaşarsa o kadar genç kalıyor diye düşünüyorum. Kibir. Şimdi bu, benim tek düşmanım o. Şimdi demin anlattığım bu hayat tarzının senin hayat tarzın olduğunu hepimiz biliyoruz ama geçenlerde çok acayip bir beyanına denk geldim ben. Yani dedin mi öyle bir şey ya? Bodrum'u çok seviyorum çünkü orada ne sınıf farkı yok demişsin. Mi dedin? Ne dedin? Ya öyle şunu bir röportajda bana sordular yani Bodrum'da yaptık o röportajı. Bodrum'u seviyor musunuz? Yani Bodrum'un en çok nesini seviyorsunuz dediler. Ben orayla ilgili bir tespitim var. Yani ekonomik olarak ya da sosyoekonomik olarak hangi sınıfa dahilseniz de yani ben bu sınıf ayrımından çok hoşlanmıyorum. Her türlü ayrımcılığa karşı içsel bir tepkim var. Ama mesela hani ekonomik olarak hani zengin, fakir, orta hali fark etmeksizin herkesin orada bir küçük bahçesi, büyük ya da küçük bir bahçesi, müstakil bir evi ve bir mandalina ağacı, bir begonvili var. Bu benim dikkatimi çeken de bir şey. Ve herkes aynı denize giriyor. Aşağı yukarı da aynı manzaraya bakıyor. Yani bu hani
koşulların birbirine daha yakın olduğuyla ilgili bir Anladım. tespit. Ve yanıl yani hala aynı fikirdeyim. Hani şimdi Bodrum'la gidip de işte ne bileyim yani şimdi bir şey söyleyeceğim başka bir şey anlaşılacak diye korkuyorum. Yani herhangi başka bir yeri mukayese etmiyorum ki yani bu Türkiye'de sınıf farkı az işte falan gibi bir şey değil. Yani Bodrum içeriğinde yani Bodrum nezdinde orada dikkatimi çeken şey gökdelenler, rezidanslar ve ele işte ne bileyim elektrikli tellerle birbirinden ayrılan farklı sosyoekonomik gruplar yok. Doğru mu? Şunu Doğru söyle, değil mi? şöyle anlıyorum. Yani diyorsun ki istersen bilmem kaç milyon TL'lik servetin olsun, isterse Vita tenekesinde ektiğin begonvilin işte efendim sardunyan olsun. Herkes çok benzer bir Bodrum'u yaşamaya Bodrum'a gidiyor demek istiyorsun. Yani o Ya Bodrum'un biz Bodrum üzerinden konuşuyoruz. Yani gidip anladım. de bambaşka bir kentle yani işte Bodrum'la işte atıyorum Tokat'ta ya da Yozgat'ta bir şey ne derler onlar? Yani sınıf farkı yok. İşte orada da gitsin Karadeniz'e girsin ya da işte ne bileyim öyle ya da Karadeniz'de. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Bodrum'un nesini seviyorsun dediklerinde mesela sınıfsal olarak büyük şehirlerde ayrımlar daha fazla. Belki yani bu tepki yani bu cümlenin anlaşılmamasının sebebi eksik olması olabilir. Şöyle bir tamamlama yapabilirim. Yani keşke büyük şehirler ya da bambaşka yani Türkiye'nin genelinde böyle bir şey olsaydı ki hani mesela buna benzer Ayvalık gibi yerler var. Yani mesela bazı ne bileyim bazı Akçay var ne bileyim hani tam bildiğim Erdek'tir belki bir yerler yani mesela birbirine yakın standartlarda yaşayan insanların bir arada olduğu her yerde sınıfsal fark daha az. Ama büyük şehirlerde rezidanslara işte bilmem güvenliksiz giremiyorsunuz. İşte bilmem ne. Hani ben bunu Bu çok da anlamda. yani çok da konu başlığı olarak da görmüyorum. Dünya böyle bir yer. Dünyanın her yerinde böyle bir şey var. Ve hani mesela ama buna içsel olarak tepki duyuyorum bu kadar farklı. Keşke farklı olsa. Aslında onun altında keşke var ya. Keşke büyük şehirlerde de hani böyle birbirine yakın, üç aşağı beş yukarı. Yani neticede biz komünist bir ülkede yaşamıyoruz. Yani komünizm çok dünyanın her yerinde aktif olarak olur da biz böyle aşırı kapitalist yaşıyoruzdur. Başka ama yani dünyanın her yerinde bir sınıf farkı, işte hani daha ekonomik olarak yüksek olan insanların yaşadıkları yerler ve hele şehirlerde yani bir dönem hatırlasanız da kiralar üzerine programlar yapıldığında böyle yani kazan dairelerinde bile kaç paradan insanları kiraya verdikleri yani fare İstanbul'da deliği gibi yerlerde insanları yaşamaya zorladıklarını düşündüğün zaman yani tabii ki sınıf farkının orada az olması herkesin mesela benim için kıymetli herkesin bir mandalina ağacı, herkesin bir begonvili olması, herkesin birinin bir tane tenekesinde, birinin bilmem ne toprak saksı da olabilir. Ama herkesin bir sabahleyin böyle sulayıp öpeceği bir sardunyasının olması, aynı şekilde, yani aynı denize girmesi, aynı gökyüzüne bakması yani oradaki, aynı iklimi yaşaması, birbirine yakın koşullar değil mi? Keşke bu her yerde böyle olsa. Benim anladım. Gayet söylediğim buydu. anladım. Gayet iyi anladım. Üstelik, bir şey daha ekleme yapmak istiyorum bununla ilgili. Şimdi ben hayatı boyunca bütün ayrımcılığa, ayrımcılıklara karşı tepki duyduğumu beni yakından takip edenler, beni bilenler, yani bilmek isteyenler de zaten algısal olarak, algısal seçicilik olarak da burayı zaten görür ve okurlar. Ben arabesk kültürden gelmesem de elitist üst bakışa karşı duyduğum tepkiden dolayı bir araştırmaya giriştim. Hani neden böyle oldu? O insanlara ay çok iğrenç öf falan mı yapmak lazımdı yoksa hani onları anlamak ve bir katkı sağlamanın yollarını aramak mı? Has Arabesk diye bir albüm yaptım. Ben belgeseller izledim, kitaplar okudum, sosyologlarla oturdum, çalıştım ve Türkiye'de arabeskin tarihine dair bir albüm hazırlığına girdim. Ama elitist bazı insanlar bir gün bana merhaba demeyi kesti. Ama ben o sosyoekonomik koşullarda yaşayan insanlarla iletişim kurdum ve yani onlara belki ne bileyim küresel ısınma ile ilgili hiç haberi yoksa, vejetaryanlıkla ya da ne bileyim sağlıklı beslenme ile ilgili hiçbir fikri yoksa o şarkıyla ona ulaşıp bambaşka bilgiyi bu yolla aktardım. Yani dönüşüme katkı sağlayabilirsem benim için daha ne alaka? Şey ne daha büyük bir mutluluk olamaz. Ama mesela aynı şey etnik bir kimlikten gelmiyorum. İstanbul'dayım ama
Farklılıkların kıymetini bildiğim için Toprak Kokusu diye bir albüm yaptım. Yani içinde Türkiye'de 40'tan fazla etnik kimlik var. Onun en az 8-10 tanesinin örneğinin olduğu konserler yaptım. Yani bütün bu ayrımcılıklarla hani işte ne bileyim inanç ayrımcılığına karşı, siyasi ayrımcılığa karşı, ne bileyim cinsel yönelim, kadın, er, yani toprak kadar alçak gönüllü olmak lazım dedim her zaman. Çünkü toprağa bir tohum attığınız zaman sizin kim olduğunuzu sormuyor ki, yani sizin dinin ne, dilin ne, ırkın, cinsiyetin ne, ırk ayrımcılığı, yani bunların hiçbirini sormuyor. Sevgi ve emek verdiğiniz takdirde size işte meyvesini veriyor, çiçeğini veriyor. Yani ben buralardayken, ömrümü bunlara adamışken, yaptığım her işte bunlar görünürken ne yapacağım? Ay biz zenginler işte burada çok zengin ve az zengin. Böyle bir şey söylememin beklenmesine karşı böyle yani çok saçma geldi yani. Cevap bile vermedim zaten. Şimdi sen konuyu açtın diye söylüyor. Açtım diye, Yani evet. buna cevap, benim bulunduğum yerde buna cevap verilmez. Yani ne vereceğim ya? Çünkü insanlar kendi, ya yani bu benle alakalı değil bu geri dönüşüm. Karşımda yani bunu böyle algılayan insanla ilgili bir sıkıntı. Benle değil. Ben söyleyeceğimi hala söylüyorum. Biraz da Herkes Türkiye'deki aynı denize giriyor. Bir ekonomik sıkıntılarla ilgili, çünkü gerçekten çok büyük sıkıntılar var onunla ilgili. Mert Ol yazıyor, diyor ki işte Şevval Hanım. zaten keşke öyle olsa diyorum orada. Eyvallah, anlıyorum. Mert Ol diyor ki Şevval Hanım'dan bir kuple bir şey dinler miyiz? Dinleriz şimdi artık. Röportajın sonuna geldik. Böcekleri konuştuk. Denizi, gökyüzünü konuştuk. Kibiri konuştuk. Ondan sonra aşkı falan sormuyorum onlara artık. Yani Bence şeyi buradan dostlara söyleyelim. Benim 30 yılımın özeti aslında Harbiye Açık Hava'da 30 Haziran'da bir şekilde dinleyiciyle buluşturacağım o bir konsept halinde. Bayağı Süper Baba'dan başlayacağım hikayeyi. Süper Baba'dan arada tabii Süper Baba'daki işte bana bir masal anlat babalar, işte ne bileyim Gülbeyaz'dan şarkılar, Alaturkalar, arabeskler, ondan sonra horonlar, ne bileyim tangolar, yani bestelerim, annem işte taro filan, hep beraber bir arkadaşlarım, dostlarım ve bugün de bizimle birlikte olmak isteyen dostlarla o günü paylaşmak istiyorum. Benle birlikte ya çok doğum günü kutlama derdinde hiç fazla böyle özel günleri sevmem ama bence 30 yıl benim için bütün emeklerimin ya sevgiyle ödüllendirilmiş biri olduğumu düşünüyorum. O yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. O gün yani benimle birlikte olurlarsa da çok sevinirim. Bir daha 30 yıl olmayacak en azından. Belki 40'ta öyle bir şey yaparız. 40'a da daha var. Kim öyle Peki. kim kalan. O zaman o gün orada olacağız ama olamayacaklar da vardır aramızda. Onlara ne söyleyelim? Ben de eşlik etmeye çalışayım sizi yanınıza. Yani bilmiyorum ki içinizden ne geliyor. Yani her şey olduğu gibi o gün orada olmaz, başka bir gün. Yani mesela çok sokakta karşılaştığım insanlar oluyor. Mesela diyorlar ki ben işte o konserinize gelmek çok istemiştim ama burada karşı atıyorum sokakta ıslık çalarak şarkı söyleyerek yürürken biri ay ben o konsere gelmedim şimdi birebir burada şarkı dinliyorum diyor. O yüzden ne bileyim hani belli olmaz bu iş. Bir yerde karşılaşırız. Gelemezseniz çok üzülmeyin ama gelebilirseniz çok sevinirim yani. Bu kaçmaz diye Peki ama düşünüyorum. ben bekliyorum. Bekliyorum iki kuple. Biliyorum sokağın ortasındasınız ama öyle bitirelim istiyorum bu sohbeti. Madem 30 yılımız bitti ama daha önümüzde gidecek çok yolumuz var. O zaman annemin söylediği benim bestem olan şarkıyı küçücük söyleyeyim. Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim, daha gidecek yolumuz var. Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim, daha gidecek yolumuz var. Zaten senin program bitmek üzere. İki cümle olmuş oldu. Harika oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bence de daha gidecek çok Ben yolumuz teşekkür ederim. var. Genciz, güzeliz, ölmedik, buradayız. Pazar günü harika bir konser Daha olsun Şevval. 600 yılımız var. Çok teşekkür ediyorum. Çok Evet keyifli ya, edip arttırdık. konserler. Çok Görüşmek üzere. öpüyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok Çok teşekkürler beni konuk teşekkür ederim. ettiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Esas biz Sevgiler. çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler gönderiyoruz Şevval Sam'a. Her Bay zamanki bay. dostumuz Teşekkür. zarafetiyle ve güzelliğiyle aramızdaydı Şevval Sam. Pazar günü de Harbiye'de olacak.